Efendim, bu hafta Bir Fincan Kahve'de çok değerli bir konuğum var. Sayın Hasan Celal Güzel. Ben işte ona sayın bakalım falan. Artık bu sayınlar falan da merhum Ecevit'ten kaldı. Çok evet. fazla kullanmak istemiyorum. Haklısın. Hasan abimiz, hepimizin Hasan abisi. Allah razı olsun. O benim için en büyük iltifat ve değerli. Hele Serdar Arçeven derse. Sağ olun efendim. Yani kardeşiniz olmaktan her zaman evet. onur duydum. Ben de kardeşim olmanızdan hep onur duydum. Hem de çok faydalandım çünkü yazılarınızı en çok okuyanlardan biri benim. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi meslektaş olduk. Evet. Şimdi acayip bir şey değil mi? Şu anda meslektaşız. Siz köşe yazıyorsunuz. Evet. Gazetecilik yapıyorsunuz. Nasıl bir şey? Gazetecilik biraz farklı bir dünya değil mi? Farklı. İşte devletten geldiniz. Ama şunu itiraf ederim. Serdar Arçeven gerçek bir gazeteci. Ama Hasan Celal Güzel sadece köşe yazarı. Ya çünkü biz... biliyorsunuz her köşe yazarı gazeteci filan değil. Bizim bir takım allamelerin gazeteciliğin G'siyle bile ilgisi yok. Ben gazeteciliği çok sevdim. Ve beni o zaman 28 Şubatçılar görevinden alınca rahmetli Kemal Ilıcak tutturdu ille gel ekonomi yaz diye. Biz de 24 Ocağı filan yapmışız. Ben de üniversiteye gitmeyi düşünüyordum. Pek tekliflerini kabul etme niyetim yoktu. Fakat araya Turgut abiyi soktular, rahmetli Özal'ı. O da yav yaz dedi. Kemal bizim arkadaşımız dedi. Ben de oturdum yazıyorum. O şekilde başladı. Öyle başladı. Yani 1980'de yani. Ama onu unuttum. Ay Allah, daha önemlisi. 1978'in başında Güneş Model hükümetiyle Ecevit geldi ya, Sayın Ecevit rahmetli gerçekten kendi özel hayatı bakımından paraya karşı dürüsttü. Ama ne yazık ki bolcana hırsızı vardı etrafta. Hiç kendisi almazdı ama yani, o adamlar yerdi. Yemedi yedirtti gibi evet, bir şey bir var. Dürüstü ama dürüstlüğü bu para meselesindeydi. Ne yazık politikada dürüst değildi. Yani. Şimdi arkasına koşmak gibi olmasın ama politikada böyledir bu iş. Gıybet sayılmaz bence. Evet. 78 yılında Güneş Motel. Güneş Motel. O zaman biz, ben de İçişleri Bakanlığı'nda kulakları çınlasın Korkut Özal'ın müsteşar yardımcısıyım. Daha 32 yaşındayım. Ve ilk defa Diyarbakır valiliğine adı konulmamış bölge valisi olarak çıkacağım. Süleyman Bey de biliyor. Fahri Korkut'un anlatıldı. Kararlama imzalandı. Tam o sırada geldiler. Onlar gelince ilk işleri bizi görevden almak oldu. Ve beni nereye tayin ettiler biliyor musunuz? Vali diye takdim edildiğim Diyarbakır İl Emri'ne katip olarak verdiler. Evrak kayıt memuru. Daha evvel Beytüşşebaba... Bölge valisi olacaktınız. Beytüşşebaba nüfus memuru yapmaya kalktılar da meğer 5 sene nüfus katipliği yapmam gerektiği için o yönetmeliğe uygun olmadığından böyle yaptılar. Şimdi esas söylemek istediğim, ben tabii ben ayrıldım. O 78'in başından itibaren bu sefer tabii Hasan Celal Güzel olarak tam yazamıyorum o zaman. 9 çeşit ismi müstaharla bütün gazetelere saldırdım. O vermenin adeta şey. Tabii para mara falan da yok. Profesyonel de değil. Mesela Yeni Devir diye bir gazete vardı. Bilir misiniz? Biliyorum. Yeni Devir'i ben çok severdim. Halen de en güzel hatıralarım onda. Çok değerli çok insanlar çok başarılı bir gazeteydi vardı. O. Başarılı bir gazeteydi. Yeni Devir'de mesela Hasan Kamiloğlu mahzarında yazdım. Böyle çeşitli mahzarlarım vardı. Onun gibi Milli Gazete, aklınıza hangi gazete geliyorsa herkese yazdım durdum. Gazeteciliğim böyle başladı tabii. Ondan sonra profesyonel olarak dediğim gibi tercümanda başladım ama götüremedik. Yazılarımı değiştirmeye falan kalktılar. Bu da bana uymadı. Çok uzattım. Esas şeye de gazeteciliğe 50 yaşından sonra başladım. 60'lı yaşlara gelirken Nazlı Ilıca, Kemal Ilıca'nın hanımı evet. olarak akrabamdı. O zaman o bir tercümanı yeniden çıkarma işine girdi. Tercüman. Ve benden bana da
83'ün Şubat'ında ille yazacaksın dedim. Ben 83 de, pardon 2003. 2003. Görüyor musun? Benim gibi olunca. Hayır, estağfurullah. Bir asıl geriye geliyor. Biz, ben de o gazetede yazdım da. Ya sen de yazdın. Ondan sonra sen de vardın, diğerleri de vardı. O zaman ben Sayın Başbakan'la görüşmüştüm. İşte beraber olamamıştık çeşitli sebeplerle. İşte politikada kıskançlıklar falan vardı. Sayın Başbakan tercih ederim. Ben girmemiştim. Talep olmayınca ben de girmedim. Siyasette şart değil dedim. Siyasette bırak. Nasıl yardım edeyim? Kendisine gidiyordum. Kendime göre naçizane birikiminle bir şeyler söylüyordum. Kendisini çağırmadan. Hoşuna gitti. Dedi ki abi dedi sağ olsun mütevazi bir şekilde sana dedi bir araştırma stratejik araştırma merkezi kurduralım. Başına geç. Böyle bizim devlet birikimi olan kimseler de topla bana proje üretti. Hay hay dedim. Güzel. Çok ve yalnız dedim karşında para almam ve memur olmam. Olsun dedi. Peki dedim. İki defa söyledi. Peki dedim ama ondan sonra ne oldu olmadı. SETA kuruldu. Bizimki öylece kaldı. Şimdi başbakan dedi ki bana her hafta iki defa gel dedim. Ben bir iki defa gitmeye çalıştım. Gitmek mümkün değil. Başbakan. Evet. Şimdi işi gücü bırakıp da benimle istişare mi edecek? Zorla gitmek de olmaz. En sonunda dedim ki ben gazeteci olayım. Kendisine de söyledim. Bir zahmet benim yazılarda bir göz atarsınız. Çünkü sizin için yazıyor dedim oğlum. Tamamen. Desteklemek. Ve açıkça söylüyorum şimdi. Tarafsız marafsız numaralarına girecek değilim. Ben AK Parti'yi destekliyorum. Sayın Başbakan'ı da çok seviyorum. Sevmem sadece yaptığı güzel işlerle ilgili değil. O anacının tabutunu sırtlayıp mezara indirip ondan sonra sömerip bir Aşk-ı Şerif okurdu ya gözlerinden aktarak. Evet. Oh tamam benim için bu iş tamam ne yaparsa yapsın. Neyse böylece 10,5 senedir ben yazı yazıyorum. Evvela tercümanda yazdım. Sonra bugünün ilk niyetleri bir şey gazetesi çıkarmaktı. Nedir? Magazin. Kemal Bey'in oğlu özellikle onu yapmak istiyor. Ciner aldı o gazeteyi. Evet. Evet. Ben de magazin gazetesinde yazmam. Kusura bakmayın dedim. Ve yazmadım. Bizim de durum öyle oldu. Yazmayınca öteki bir tercüman geleyim beraber çalışalım dedi. Onu da bir ay çalıştım. Baktım bana göre değil. Zaten kapandı da. Evet. Ondan sonra Aydın Doğan ben basın yayın bakanlığı da yaptım. Ve rahmetli Özal'la basının arasını düzelt. Daha evvel Mesut Yılmaz berbat etmişti vaziyeti. Onun üzerine bütün o gazete patronları filan da beni severdi. Hiçbir özel imkan tanımamama rağmen. Aydın Doğan kendinden telefon etti. Dedi ki artık dedi gel seni dedi bizim bu tarafları alalım. Dedim ki uyuşmaz arkadaşlarla filan. Olsun canım sen kendi yazını yaz. Kimse müdahale edemez dedi. Ben 4 sene Radikal'de yazarlık yaptım. Radikal etkili bir fikir gazetesiydi fakat tirajı çok düşüktü. Halen de öyle 20 binlerde filan geziyor. Hep acaba duyuruyor muyum sesimi diye probleme girerdim. Ondan sonra Radikal yeni şekline girince o tabloid şekilde vatana alalım seni dedi Aydın Bey. Vatana girdim. Bir sene çalıştım. Tabii vatancılar benden çok hoşlanmadılar bazı vatancılar. Ve el değiştirdi. El değiştirince Güngör Mengi yerel yayın yönetmeni olur olmaz benim içime son verdi herhalde. Ondan sonra da her şeyde bir hayır var. İyi ki son vermiş. Çok daha etkili. Sabah oldu. Bence çok daha kaliteli. Herkes tarafından, her çeşit kişi, her görüşteki tarafından okunan Sabah'ta yazmaya başladım. Şimdi memnunum fakat Sabah'ta da bir şey oldu, küçülme oldu, daralma biliyorsunuz boyut olarak. Onun için yazılarımıza tahdit koydular. Şimdi sen zaten tam gazeteci olduğun için şey diyorsun Serdar'cığım, zaten çok fazla kelime kullanmadan dediklerini ifade edebiliyorsun. Halbuki bizim gibi bürokratlar bunu zor yapar.
Neyse şimdi ben de 3000 kere 3000 vuruşu geçmemeyi öğrendim yani. O kadar mı kısıtladılar? Çok kısıtlamışlar. 3000 vuruş da çok kısaldı. Yani. Onun için bizim de epeyce naçizane birikimimiz var. Şimdi yazıyorum bir bakıyorum ki 4000 vuruş olmuş. Ne yapayım? Oturuyorum şimdi nasıl bunu anlarlar falan diye kesiyorum. Kuş dili gibi. Neyse uzatmayayım şimdi. Benimsedim bu işi. Haftada 4 yazıyorsunuz. Haftada 4 yazıyorum maalesef. Ben her gün yazmak istiyorum. Şimdi diğer arkadaşlar kızmasınlar ama genel olarak köşe yazarlarına ya bugün ne yazsam acaba derdi var. Ben de ya hangi birini yazsam acaba derdim var. Halen çok şükür 10 sene oldu. Bunu şey demedim, değiştirmedim. Bir de aktualiteyi takip ediyorum. Hani bazen böyle yaşlanan eski bürokrat politikacılar vardır. Hatır için çalıştırılır. Onlar da oturur. Fil tarihindeki hikayeyi anlatır. Hiç alakası yoktur gündemle. Hasan abi, öyle yapmak istemiyorum. Şunu soracağım. Şimdi hani biraz evvel dediniz ya yazılarıma dokundurtmam anlamında bir şey söylediniz. Yani hani evet, dokunmaya kalkmışlar. Dokundurtmuyorsunuz. Hiç. Bir de işte AK Partilisi, AK Parti'yi yani, destekliyorum diyorsunuz. Destekliyorum evet. Sayın, ama körü körüne bir Sayın Başbakan'ı destekliyorum diyorsunuz. Evet. Ama yanlış yapıyorsun da demek istediğiniz zaman köşenizde bunu yazıyorsunuz. Şimdi bu acayip bir durum. Hani ben zaman zaman ben de düşüyorum buna. Şimdi mesela o Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi için. Birbirimize benziyoruz. Evet. Yani estağfurullah. Yani gölgeniz olarak takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi işinde hani hem tarım yapan hem de mayın temizleyebilen şirkete verilme hadisesi vardı 49 yılına. Orada ben one minute Tayyip Bey bir dakika o adamlar işte gelip de şey yapacak değil. Ama işte nedir? 150 tane yazı vardır. Hakikaten bu benim samimi hissiyatım. Yani 148'inde Tayyip Erdoğan'a marifet iltifata tabi gibi destek vermemenin ben bu memlekete ihanet olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben böyle düşünüyorum. İster yandaş da ister ne dersen de doğru. Ama bazı meseleler var ki her kul gibi Sayın Erdoğan da hata yapabiliyor. Hataya sürüklenebiliyor. Yanlış bilgi alabiliyor. Zaten öyle olmasa yani peygamber tabii, getirmiyorsun, evliya getirmiyorsun. Tabii. Sonuçta siyaset ürettiği bazen başbakan. Bazen istişareye filan da ehemmiyet vermiyor Sayın Başbakan'ın. Bence tenkit edecek tarafları da var. Evet. Dedim ya çok seviyoruz. Çok güzel işler yaptığına inanıyoruz. Ben size daha iddialı bir laf söyleyeyim. Sağ kolu olarak yıllarca bulunduğum ve babam gibi sevdiğim Turgut Özal'ın dahi halledemediği bazı işleri halletti cesaretle. Yani, çok başarılı. Evet. Zaten Demirel'le mukayese bile edilmez. Demirel'le kimse mukayese edilmez. Gerçekten Recep Tayyip Erdoğan ileride hangi hataları yapmış olursa veya yapacak olursa olsun Türk tarihine bu şekilde geçecek. Hani şöyle bir şey olduğuna da inanıyorum. Ben çok böyle çok fazla manalar yüklemeyi sevmem politikacılara ama Sayın Erdoğan hata yapmak istediği bazı noktalarda, daha doğrusu hata yönlendirdiği bazı noktalarda bir el tarafından yanlışının engellendiğini gördüm. Yani işte bir şey yapmak istiyorsunuz, evet. Yanlışa gitmek gibi bir eğiliminiz oluyor. Ama bir ilahi tokatlıyorsunuz ve yola giriyorsunuz. Tabii. Şimdi Sayın Başbakan'ın ben inancının, ben de naçizane inançlı bir insan olarak, tabii seyircilerimizin büyük kısmı da öyle, onu biliyorum. Öyle olmadıklarını bilsen de aynısını söylerim ama gerçekten güzel işlerinde Cenab-ı Hakk'ın desteğine mazhar olduğuna inanıyorum. Evet, öyle bir ve şey var. Çünkü bir takım problemleri var. Baştan beri dar kadroculuk yaptılar. Hep belirli kimseleri getirdiler. İyi ki ben zamanında gençleri yetiştirmişim. Belli noktalara getirmişim. Onlar onu gayet güzel kullandılar. Ayrıca tabii nesiller de yetiştirmeye girişler. Kendisinde ifade ettiği gibi. İkincisi ne yazık ki eski komünist, yeni liberal. Ben bir iki yazımda yazmıştım. Belki dikkatini çekmiştim. Evet, eski komünist, yeni liberal. Eski komünistleri ne yaparlar diye Nasrettin Hoca yaşasa sorarlardı. Kırpıp liberal yaparlardı. Hani kırpıp yıldız yaparlar mı? Şimdi ben bunların hepsine kötü demiyorum. Büyük bir kısmı arkadaşım filan. Şahıslarıyla ilgim yok benim. Ama bizim
Müslüman geçinen taife de bazıları bunların peşine düşüyor. Böyle olunca da şimdi hani in out hikayesi vardır ya. Şimdi Türk out, Türk milleti out. Evet. Efendime söyleyeyim, İslamcılık out. Aynı şekilde böyle bir takım aslında şeyler bildiğimiz millet, vatan filan hepsi out. Hayır yani ne peki? Mesela şimdi kamuda başörtüsüne serbestlik lafı bile out oldu. Yani out oldu. Bu, evet. Şimdi yani bakınız, ben size bir şey söyleyeyim. Bizim bu liberato sucuklar var ya. Yani hiçbir kimseyi kastederek söylemiyorum. Yahu bunlar iç yüzü aslında AK Parti ile MHP anayasa değişikliği getirip bu işi çözmek istedikleri zaman ortaya çıktı. Dikkat edin, hepsi karşı çıktı bu işe. Hiçbir zaman hazmedememişlerdi işin dini tarafını. Evet. Ama liberal tarafı dolayısıyla tesir altında bulunduklarını düşünüyorlar başbakanı. Bir de bizim, siz çok daha iyi bilirsiniz çünkü çok genç yaşınıza rağmen tecrübelisiniz. Ve benim Akit gazetesi ve sizi en çok tasvip ettiğim taraf şurada. Mustafa Bey'e de söyledim Karazanoğlu'na. Siz bu tip şeylerden, tesirlerden altında kalmıyorsunuz. Şu mu? Çok kompleks yok. Kompleksiniz yok. Eziklik kompleks. Şimdi bakıyorsunuz bazı insanlar geliyor, keşfediyor Nişantaşlı sosyetesini. Ya. Kendine göre iyi giyindiklerini düşünüyorlar. Daha bu şey mi? Modern sosyeteye girmeye çalışan köylü kızı. Tam değil. Öyle üzerine bastın. Köylü diyerek köylü değil. Kimse, ama sosyeteye girmek isterse kötü olur. Dolayısıyla bunlar aslında hani bir Türkan Şoray tiplemesi var. Sosyolojik bakımdan bunlar İslamcı filan değil. Çoğu köylü. Ve bir siyaset bilimler, siyaset sosyolojisi temelleri de yok. Böyle olunca birbirlerinin ağzına bakıyorlar, konuşuyorlar. Geçen gün çok sevdiğim bir arkadaş kalkmış diyor ki, Türk lafı diyor 1912'deki Balkan bozgunundan sonra çıktı diyor. Ya insaf et kardeşim. Divani Ligatü Türk dünyanın ilk yazılan sözlüğü. Ya 10 asır evvel çıkmış. Göktürk abidelerinde ey Türk diye Bilge Tonyukuk bağırıyor. Göktürk Devleti 554. Hem biz önemli olan bizim şeyimiz değil ki, ırkımız değil ki. Biz Hazreti Peygamber'in ölçüsüne inanıyoruz. Sayın Güzel, o ruh haline. Şimdi siz diyorsunuz evet. ki ben Hasan Celal Güzel'im. Evet. Allah'a şükürler olsun. Belli makamları ve belli bir birikimi edinmişiz. Bundan sonra herhangi bir dünyevi makamın bizi getirebileceği bir yer yok. Dolayısıyla biz doğru gördüğümüzü söyleriz. Şimdi bu arkadaşlar da hayatım boyunca öyle öldüm zaten. Siyasette evet. de. Evet. Şimdi bu arkadaşlar da konjonktürün bir yerlere getirmesi gibi bir hadise olduğu için şimdi diyorlar ki aslında biz bulunduğumuz yerlerin adamı değiliz. Bunu kendileri de çok açık bir şekilde bulunduğumuz yerlerin adamı değiliz. Ama Allah kimseye de bulunduğundan gerisini göstermesin. Geriye de düşmek istemeyiz. Şimdi tabii. Ona göre işte ne bileyim adam köşe sahibi olunca, ne bileyim bir takım şeyler işte kitap yazmaya başlayınca, ilgi görünce bir takım bunlar işler de yapıyorlar. Farklı işler de yapıyorlar. Evini değiştiriyor. Efendim şu oluyor. Bunlar evet. Estağfurullah. Evini değiştiriyor, şeyini değiştiriyor, masraflarını arttırıyor. Yani sosyal ve kültürel seviyesini kendine göre arttırmış oluyor. Arttırmış oluyor kendine göre. Sonra da onu korumaya uğraşıyor. Onu korumanın yolu ne? Hani endişe basınca adama. Şimdi bakınız kalkıp kimseyi töhmet altına bırakmak istemem ama bunlar aferin alıyorlar. Hem yurt dışından alıyorlar hem yurt içinden alıyorlar. Evet. Her gazete sahipleri bile aferin diyor bunlara. Bir tek sizinkiler hariç. Evet. Akit hariç o aileyi ben hiç unutmam. Hep zaman şükranla yad edelim. KonTV'de aferin demeyenlerden. KonTV'de de aferin demeyenlerden. Bir fincan kahveye ritüel bu. Türk kahvenizi nasıl alırsınız? Tamam. Bir kez içmek mecburi onu. Efendim ben Türk kahvesine bayılırım. Zaten en çok da onu içerim. Sade içerim sade. Onun için. Evet. Şimdi Hasan abi benim aslında kavramsallaştıramadığımız, oturtamadığımız, bütün toplum olarak oturtamadığımız bir şeyler var. Şimdi siz Türkiye'li kavramına kesin karşısınız. Tabii. Bunu ilmi de
bilimsel de, ilmi, akli de, lingüistik, akli, evet, dünya tatbikatı, son derece aptalca bir şimdi laf. Hani düz bakış açısıyla, düz bakış açısıyla işte Osmanlı, Amerika, evet, Amerikalı, işte bizde Amerikan, Türkiye, aynı Amerikan, 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 Amerikalı ayrı, Amerikan ayrı. İşte farklı, mesela İngilizler bilmem neler, şunlar bunlar gelmiş bir şey oluşturmuş ve onlara Amerikan demişler falan. Şimdi kafalardaki ben, evet, evet, saçma da olsa, evet, düşünceleri de getiriyorum. Tabii, haklısınız. Şimdi ben Türk'üm, burası da Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Devleti. Evet. Şimdi böyle bir şey yaptığınız zaman bir de ırkçılık tartışmaları var. Evet, Türk vatanıdır aynı bir zamanda. Bir de ırkçılık tartışmaları var. Şimdi bir Kürt dese, evet, ya kardeşim niye Türk Devleti olsun? Ben de vergi ödüyorum. Kürdüm. Türkiye'li, hadi Türkiye'liye razıyım. Sen ırkçılık yapıyorsun abi dese. Evet. İşte yani bu tür şeyler var, tartışmalar var. Ve siz de bazen, siz de bazen, siz de bazen bu hani yaftalamalarda çok ya. Evet. Sen ırkçısın, sen değilsin, sen Ergenekoncusun, sen şusun, sen bu sonuçta, sen yandaşsın, sen candaşsın. Şimdi nedir sizin bu son zamanlardaki tartışmalarda Türklük vurgusunu özellikle yapmanızın sebebi nedir? Şudur, çünkü bir defa gündemde bu tartışılıyor. Evet. İkincisi de bu millete, bu Müslüman, bu mazlum, bu mağdur millete 1000 seneden beri, evet, en az 1000 seneden beri övündüğü kavramlar karşısında bu yanlış. Hı. Siz yanlış söylüyorsunuz. Hı. Mesela Adalet Partisi milliyetçi muhafazakar diye ortaya çıktı. %55 oy aldı. Rahmetli Özal milliyetçi muhafazakar bir parti dedi. Programını tespit eden o. Hükümet programını yazan benim. Evet. Abi liberali de katalım mı diye sordum. Boş ver şimdi liberali dedi. Bizim halkımız dört bunu anlamaz neydi dedi. Ondan sonra dört eğilim dedi. Herkesi kucaklamak için. Hı. Ama milliyetçi muhafazakar partiydi. Evet. Yani bu millet milliyetçiliği bir defa ırkçılıkla karıştırmamıştır. Hı. Halbuki batıdaki milliyetçilik başkadır. Batıda milliyetçilik, yani nasyonalizm, nation İngilizcesi, nasyon Fransızcası, millet lafı 19. asrın sonunda çıkmıştır. Ve oradaki bir takım yerler de milletleşmiş ve devletleşmiştir. Hı. Halbuki biz Fatih Sultan Mehmet'in kanunnamelerine bakın. Millet lafını ta 500 sene evvel kullanmışız. Yani bizim milletimizle onların nation farklıdır. Evet. Biz millet derken İbrahimi manada bir millet. Yani İslam'ı ön plana alarak, dini ön plana alarak bir millet deriz. Dolayısıyla o zaman Yahudi milleti, Müslüman milleti, Ermeni milleti diye ayrılmıştır. Bunun gibi. Veya Hristiyan hani Lozan'daki diye falan gibi. Şimdi Müslüman, o, Müslüman o, ve gayrimüslim. Şimdi sonra bu 19. asır geldiğinde Salih kardeşimiz geldi efendim. Çok teşekkür ederim. Hanımefendi her hafta kahvelerimizi yapan arkadaşımız. Kendisine Allah teşekkür razı ediyoruz olsun. Bir kez daha. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Şimdi 19. yüzyılın sonu geldiğinde, 20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu parçalanmaya başlayınca özellikle de bu mutlaka vatanseverdirler, milliyetçidirler, memleketseverdirler ama son derece akılsız, militarist, evet, ve tepeden inmeci, iddiatçı takımı gelince aslı da mason. Bunlar rahmetli Abdülhamit Han'ı, hakikaten cennet mekanı olan Han'ı indirdiler. Abdülhamit Han kendisini Türk Hakanı, evet, İslam Halifesi ve Roma İmparatoru olarak tavsiye ediyordu. Osmanlı'nın padişahların 3 özelliği vasfı, evet, vardır. Şimdi fazla uzatmadan söyleyeyim. Ben biliyorsunuz tarihe meraklıyım. Bitmez diyorsun. Şimdi ondan sonra bu iş, bu Türk meselesi daha evvel de hep vardı. Çünkü biz Türk'üz demişlerdir. Aşık Paşazade'nin tarihi, hani Kırşehir'de türbesi olan 15. Evet. yüzyıl Aşık Paşazade tarihinde Türklerin menşeğini
Milattan önce 200'e Oğuzlara, Metehan'a, Oğuz Han'a, Kaan'a götürür yani. Şimdi burada önemli olan şudur. Biz Müslümanlığa inanmış insanlar olarak hiçbir zaman kavmiyetçi olamayız. Kavmiyetçilik nedir? Bu İslami tabiriyle böyledir. Evet, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde çeşitli ayet-i kerimelerde ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Peygamberimiz de çeşitli şekillerde konuşmalarında ve hadislerinde bunu böyle buyurmuştur. Arap'ın Arap'a üstünlüğü yoktur. Bu veda hutbesindeki ölçüdür. İlla takva buyurmuşlardır. Yani takvası üstünlük meydanıdır. Evet. Üstünlük takvası. Siz daha güzel söylediniz. Şimdi hal böyle. Ölçü gayet açık. Irkçılık yasaklanmış Müslümanlıkta. Irkçılık kötü bir şey. Irkçılık ayrımcılık demektir. Halbuki Türkiye'de en fazla milliyetçi, en asili milliyetçi olanlar dahi, mesela diyelim ki bir takım MHP'liler, bunu ırkçı manada, nasyonalist manada anlamamışlardır. Avrupa'da iki dünya savaşı arasında biliyorsunuz, Almanya'da ve İtalya'da Nazi ve faşist rejimleri çıkmıştır. Aslında sadece onlarda değil, bizde de faşist rejim vardı. Özellikle İnönü'nün zamanında Recep Peker tam bir faşisti. Gitti, o şeflik lafı nereden gelmişti biliyor musunuz? Çünkü Führer şef demek Almanca, Duce de İtalyanca şef demek. Bizimki de şef oldu. Milli şef, ebedi şef filan. İşte milli şef oradan gelir. Şimdi biz yoksa Türkiye'de hiçbir zaman ırka ayrım yapmadık. Ve sadece o 1930 sonrası CHP dönemi filan 30'a kadar da yoktu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ırkçılık o zaman olmuştur. O zaman gerçekten bir takım zulümler olmuştur. Ama sadece Kürt oldukları için değil. Bir defa Müslüman oldukları için. Evet. Çünkü sadece Türk halk değil. O zaman hangi ırktan olursa olsun herkes mürteciyi, ticacı diye ezilmiştir. Kur'an yakılmıştır. Kur'an toplanmıştır. Evet. Böyle kötü bir derde yaşadık biliyorsunuz. O rejimin karakterisine bakarsak, mesela ben Serdar Erseven olarak işte Kastamonlu bir insanım. Dünya kadar işte davadan şeyden geçtik, sıkıntıdan geçtik. Tabii. Hani Orhan Şanaf'ı olmasaydı çıkamazdık içeriden. Sizler ne alakanız var? Yani işte Türklüğü hayatımız boyunca Türklüğü savunuyorsunuz ama içeri attılar sizi. Evet. Şimdi i̇şte bakın, Tayyip Erdoğan Türklük meselesinde de şunu savunuyorum ben. Evet. Irkı savunmuyor. Kafatasını, kanı savunmuyor. Evet. Yani insan bizim için önemlidir. Çünkü tasavvufta insana Hazreti insan diyenler vardır. Evet. Çünkü Cenab-ı Hak kendine ve halife olarak yarattım insanı diyor. Dinin büyüklüğüne bakın. Şimdi şöyle netleştirelim. Bir kere Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar kardeştir. Buna ve Müslümanlar da millet anlayışı da milliyetçilik anlayışı da kavmiyetçilik değildir. Ama Cenab-ı Hak Hucurat Suresinin 15. ayetinde çok meşhur bir sure biliyorsunuz. Ayet. Ben sizi kavimler halinde, yarattım. Boylar, kabileler halinde yarattım. Birbirinizi tanıyasınız diye demişlerdir, buyurmuşlardır. Yani ayrı boylar olmaya karşı çıkmamış, kötülememiştir Cenab-ı Allah. Evet. Şimdi Türklüğün, ben Türk'üm. Türk olmayabilirdim. Türk'üm. Başkası da, benim en yakın arkadaşlarım arasında bir sürü Kürt akrabalarım. Evet. Daha geçen gün biz kalktık, Diyarbakırlı Kürt ailenin kızını kendi öz yeğenimi aldım. Şimdi de en çok sevdiğimiz gelinimiz. Ya. Yani biz böyle şeyi ayırmadık. Çünkü Müslüman. Aynı kıbleye başvuruyoruz. Şimdi peki mesele nereden dert çıkıyor? Ne? Mesele dert şu. Türk, eğer biz Türklüğümüzle övünüyorsak bu ırkımızla övünmemiz değil. Türklerin İslam'a olan hizmetinden. Hizmet. 10 asır Türk asrıdır İslam'da. Evet. 10 asır Türkler ilahi kelimetullah, yani Allah'ın adını yayma bayraktarlığını yapmışlardır. Peki bu
üstünlük iddiası onun da için, değil değil mi? Üstünlük bu iddiası, üstünlük iddiası değil. Onun için. Araplar da der ki Hazreti Peygamber bizim kavimden çıktı. Kavmi Necip deriz biz de. Biliyor evet, kavmi Necip. Evet. Onlara hürmeten evet. Kavmi Necip deriz. Evet. Ama biz kimse kusura bakmasın, kavmi Necip'ten çok daha fazla hizmet etmişizdir. Adamın biri çıkmış diyor ki, gene isim vermeyeyim, Türk bayrağı demesek, devlet bayrağı desek filan diyor. Hmm. Yahu kardeşim, bu Türk bayrağı dediğiniz ay yıldızlı bayrak var ya, aynı zamanda İslam bayrağıdır. Evet. Birçok kimse bilmez. Hilal. Hilal bir defa İslamiyet'i sembolize evet. eder. Yıldız da bilinmeyen o, Hazreti Peygamber Efendimiz'i sembolize eder. Yani hilal ve peygamber. Ve dolayısıyla bu bir İslam bayrağıdır. Evet. O nasıldır? Bütün Müslümanlar bunun altında cihad etmişler. İlahi kelimetullah fikrini geliştirmişler. Ve cihan hakimiyeti mekûresi buradan doğmuştur. Evet. Şimdi ben ne diye aslımı inkar edip haramzade olayım kardeşim? Tamam, ben Türk de benim kardeşim, Kürt de benim kardeşim, hepsi benim kardeşim. Bir şey dediğim yok. Ama burası Türkiye. Türkiye'nin lügat manasını açıp bakın. Mehmet Doğan sözlüğü, efendim aynı şekilde Türk Dil Kurumu. Türkiye, Türk ili, Türklerin yaşadığı yer diye tarif ediliyor. İstediği kadar, diyelim %90'ı başka etnik gruplar olsun. Burası Türkiye. Ve Türkler tarihlerinde 113 devlet kurmuşlardır. Bunun 16'sı büyük imparatorluklardır. Hep tarihte yer almışlardır. Ama bizim için esas şereflendikleri zaman nedir biliyor musunuz? Abdülkerim Satık Burhan'ın Hazreti Peygamber'i rüyasında görüp şehadet getirmesiyle İslamiyet'i kabul etmesidir. Ondan sonra iş değişmiştir. Ön plana geçmiştir her şey. Bizim Türklüğümüz sadece kendi o hani kabileler halinde yarattık Cenab-ı Allah'ın buyurduğu çerçevededir. Daha fazla değildir. Bizim milliyetçilik anlayışımız da böyledir. Yani dini esasat. Peki ümmet midir bu? Ümmet de değildir. Şimdi ümmet Hazreti Peygamber'in ümmetiyle ümmetinden olmak bizim için en büyük şereftir. Başımızın üzerinde taşınır. O çok yüce bir iştir. Ama ümmet konusu siyasi manada milletleşme bakımından bir netice vermemiştir. Ne yazık ki aynı ümmete dahil olan birçok ülke o ümmette beraber olamamıştır. Bunu en son yapabilen Osmanlı İmparatorluğu oldu. Ama sonradan olmadı. Dolayısıyla şu anda bir milli devlet vardır. Yani ulus devleti hakir görülen devlet. Dünyada 200 civarında devlet var. Bunların bir tanesi bile ulus devlet dışında değildir. Hepsi ulus devlet. Şimdi oturmuş şeyler var. Ben bunu böyle, vatan mesela. Vatan nedir? Biz vatan diye. Biz esasında 19. asra kadar vatan meselesinde bu kadar çok değildik. İşte Namık Kemal'in vatan şiir, vatan yavrusu ise oyunu vesaire. Şimdi ama vatan artık öyle bir kalıplaştı oturdu ki oradan vatan bizim açımızdan Darül İslam haline de geldi. Aynı zamanda İslami bir manası var. Şehitlik nedir? Aslında İslamidir. Vatan uğruna şehitlik de böyledir. Millet de aynı şekilde. Millet niye iptidai olsun? Ancak anarşistler, liberal geçiren, haymat dostlar bunu söyler. Mesela hümanist geçinenler var. Tevfik Fikret. Büyük şair deyip dururuz. Ben hiç sevmem Tevfik Fikret. Evet. Sebebi şu. Bir defa ideolojisi şu. Vatanım, yazacağım da bugünkü yazımda. Vatanım ruhi zemin, yani vatanım yeryüzü. Milletim nevi beşer. Yani milletim de bütün insanlık. Yani, ne güzel. Evrensel hümanist. Dünya. Ne oldu biliyor musunuz? Mehmet Akif'in Asım'ı Nesil Müsmeyer dediği Asım'ı Çanakkale'deki de şehitleri şiirindeki bu memleketi kurtardı. İstiklal mücadelesini verdi. Şimdi de Asım'ın nesli en başta Başbakan Erdoğan'la devam ediyor. Evet. Ama Haluk ne oldu biliyor musunuz? Haluk da Tevfik Fikret'in oğluydu. Haluk'un veda filan diye şiirleri vardı. Gitti. Yamuldu. Evvela Amerikan tabiatine geçti. Yamuldu. Sonra İyice, protestan evet. oldu. Yazık. Sonra da bir protestan kilisesinin zangocu olarak kilisenin bahçesine defnedildi.
İşte mesele bu. Ben her zaman Asım'ım. Sen de Asım'ın ileri gelenlerindensin. Bizim söylediğimiz budur. Milli hislerimiz budur. Şimdi, milli hislerimiz vatan millet diye Allah rızası için Çanakkale'de şehit olmaktır. Milli mücadeleyi yapmaktır bizim milli hislerimiz. Burada oturtamamışız biz. Tevfik Fikret çok genişletip laçkalaştırıyor olayı. Yani şeyden kopartıyor. Humanist geçinenler hep öyledir. Şey de Ziya Gökalp'te... Humanizm İslam'dır abi. Ziya Gökalp'te bayağı olayı daraltarak... Şimdi, Ziya Gökalp ve onların arkadaşları... İfrat Tevrik... Evet. Ziya Gökalp biliyorsunuz aynı zamanda İttihat Terakki'nin genel sekreteriydi. Katip umumisiydi. Ziya Gökalp iyi bir adam. Güzel fikirleri de var. Fakat size şunu söyleyeyim. Atatürk'ü de çok tesir altına bırakmış. Ziya Gökalp, ben İslam ümmetindenim, Batı medeniyetindenim ve Türk milletindenim diyor. Türk milleti meselesini medeniyetin dışına çıkarıyor. Evet. Batı'yı o şekilde alıyor. Öbürünü de sadece ümmet seviyesinde bırakıyor, siyasetin dışına bırakıyor. Yanlıştır bu. Biz öyle bakmıyoruz. O laikçiliğe hazırlık. Laikçiliğe hazırlıktır ve olmuştur. Başımıza da problem çıkmıştır. Ama ben Türkler kalkıp da iftira edip 1 milyon Kürt'ü 1,5 milyon Ermeni'yi kesti diyen kişi ne kadar büyük yazar geçinirse geçinsin ki sırf bu yüzden Nobel aldığına inanıyorum. Hiçbir zaman benim nazarımda makbul olamaz. Millet şaşkınlığa uğradı. Ben çok dertliyim bu konuda. Evet. Yahu kendisine şimdiye kadar öğretilen her şey yanlış diye karşısına çıkarıldı. Evet. Tamam, devletin tahakkümüne karşıyız. Elbette tek parti diktasının ne yazık ki Atatürk döneminde, sonra özellikle İnönü döneminde bu katı uygulamaların karşısındayız. Yanlış yapıldığı artık söyleniyor. Tabu olmaktan çıkıyor. Bunlar güzel şeyler. Ben de bunu hep yazıp çizenlerin öncüsüyüm. Öncüsüyüm. En çok yazdım. En çok mahkemelerde gittim süründüm bu yüzden. Ama bu bizim kendi milletimizi inkar etmemize, yani Müslüman Türk milletini inkar etmemize sebep değildir. Yani ırkçıların yaptığı bazı yanlışlıklar, evet, ve bu ırkçılık Türk milletini yok etmek için mesela bir argüman bakın, olarak kullanılıyor. Ermeniler konusunda resmen hem de içeride bir takım, ben bu tabiri rahatlıkla kullanabilirim, hainler Ermeni amaline hizmet ediyorlar. Daha doğrusu diasporanın ve taşnak cemiyetlerin, hınçak cemiyetlerin amaline hizmet ediyorlar. Kendi memleketlerini, kendi insanlarını kötülüyorlar. Kalktılar, bu millet katliam yaptı. Sonra hızlarını alamadılar, etnik temizlik dediler, en son soykırımda karar kıldılar. Ve bunu bir ideoloji haline getirdiler. Onlar bunu yapacaklardır. Biz de kendimizi savunacağız, böyle bir şey yapmadığımızı söyleyeceğiz. Tam tersine bizim şehit verdiğimizi söyleyeceğiz. Ama gelin görün ki benim yabancılaşmış yuya aydınım kalkmış bunu yapıyor. Çünkü birisi Türk derse, Türk milleti derse, Türk tarihi derse kötü kişi oluyor. Hep böyle hamaset yapmış adam durumuna düşüyor. Evet. Halbuki Ermenileri biz kestik doğru, işte Kürtleri kestik doğru, ikisi de yanlış, onun böyle bir şey yok dersek o zaman bayağı bu liberal, ileri fikirli, modern bir arkadaş diyorlar. Ne münasebet kardeşim? Benim hangi partiden olursan olsun kendi milletimden böyle bakmıyor. Ben size şunu söyleyeyim. Kürt kardeşlerimiz de böyle bakmıyor. Onlarla 1000 senedir iki şey yaşamışız. Hı. Onlar da ay yıldızlı Türk ve İslam bayrağının gölgesinde olmuşlar. Bizimle beraber savaşmışlar. Onlar da böyle bakmıyor. Türkiye'de Marksist akımla bu başladı. Türkiye İşçi Partisi baktı ki başka türlü nüfuz edemiyor. Kürtçülük meselesini, yani ırkçılığı getirdi. Türkiye'de ırkçı olan tek siyasi parti BDP'dir. Ve Türkiye'deki ırkçılık PKK eliyle yapılmıştır. Kürt milliyetçiliği de değil, Kürt ırkçılığıdır. Ben bütün Kürt kardeşlerimi onun dışında tutuyorum. Evet. Ben Kürtçeyi bilirim. Ben Güneydoğulu'yum. Gezmişim tek tek. Hepsini severim. Bunlar Şafii veya Hanefi'dir. Çoğu Şafii'dir. Mütedeyyin, muhafazakar, memleketsever, vatansever insanlardır.
Bunlar hiçbir zaman terörist mevlüs değildir. Fakat dışarıdan ve içten bunların avukatları var. Bizim söylediğimiz de bu meseledir. Ya kardeşim, biz anayasamızdan niye Türk ve Türk milletini çıkaralım? Alın, ben bütün dünya anayasalarını inceledim. Hiç eksiksiz. Aidiyeti olmayan bir tek anayasa görmedim. Yani vatandaşlık ilkesi, anayasal vatandaşlık hikayesi. Bu bir Alman'ın teorisidir. Sonra da Habermas tarafından meşhur bilim adamı, iletişimci, Avrupa topluluğunun bir millet halinde organize etmek için çıkarılmıştır. Şu anda ulus devlet gerçeği de vardır. Ama şeyde de Avrupa Birliği'nde de tutmadı bu hikaye. Hani onda yemedi da tabiri tutmadı. Dağıldı sonra ortalık. Bakınız, deniliyor ki ulus devlet, ulus devlet olmayan bana bir tek devlet göstersinler, ben de tüm bu iddialarından vazgeçeyim. Ha, küreselleşme vardır. Eski ulus devlet, milli devlet durumu değişmiştir. Ama bu hiçbir zaman milli devlet ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde federasyon. 200 tane devletin sadece 6 tanesi federatiftir. Bunların yaşayanları da daha evvel ayrı devletlerken federasyonda birleşenlerdir. Amerika Birleşik Devletleri böyledir. Peki parçalanan kimdir? Sovyetler Birliği'dir. Çünkü ayrı devletlerden oluşuyordu. Federasyon da budur. Ama eğer siz federasyona gitmeden başkanlık sistemini getirirseniz ona da bir şey demiyorum. Yani bu Türk milleti meselesi budur. Türk meselesi budur. Anayasada millet olabilir mi? Olmalıdır. Orasını atlamayalım. Lazımdır. Federasyona gitmeden başkanlık sistemi. Şimdi partili sistemi olabilir tabii. Partili cumhurbaşkanı diyor. Partili cumhurbaşkanı da olur. Evet. Başkanlık sistemi dediğimiz ABD sisteminde dahi federasyona gidilmeyebilir. Evet. Ben federasyondan korkan adam değilim. Ama ben 23 milyon kilometre karelik bir imparatorluğun varisiyim. Dünyanın 3 kıtasında en büyük toprağa sahip. Şimdi o 780 binde mi toplayamıyorsun olayı? Şimdi kalkıp da 800 bin kilometreyi mi federasyon? Bana versinler Irak'ı, versinler Suriye'yi, gözüm yok da söylüyorum. Versinler Azerbaycan'ı, versinler Kosova'yı, versinler efendim Makedonya'yı. O zaman federatif sisteme gidelim. Öyle bir şey var mı? Yok. Şimdi zaten avuç içi kadar yerde kalmış. İsviçre gibi kantonlara falan şey yapmıyor. 800 bin kilometre karelik bir ülkeyiz. Bir de kalkıp onu oradan da federasyonlar çıkartacaksın. Onun için bizim söylediğimiz orada o aydınlar bildirisinde de ben hazırlamadım onu. Bana getirdiler. Baktım. Türk ve Türk milleti ifadelerinin anayasadan çıkarılmaması. Ama lüzumsuz etnik vurgu varsa onu da bir takım insanlarla anlaşabilmek için onu yaparsınız. Mesela bütün kendisini şey eden vatandaşlar Türktür deme yerine 66. madde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır dersiniz. Evet. Kıyamet kopmaz. Ama başta Türk ve Türk milletini kullanırsınız. Her yerde kullanmazsınız. 21 yerde var. Mesela diyelim ki milli egemenlikte kullanırsınız. Başlangıç ilkelerinde kullanırsınız. Bir yerde daha kullanırsınız. Biter mesele. Hani anlaşılabilir. Sayın Güzel, reklamlardan sonra cevaplandırmanız dileğiyle. Bu konuda şunu söyleyeyim. Türk ve Türk milletinin çıkarılması demek, bizim mensubiyet ve aidiyetimizin çıkarılması demek. Evet. Bunun bu itirazımız buna. Zeminsiz kalmak. Tamamen haymatlos gibi oluruz. Haymatlos nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum. Uluslararası hukukta vatansız demek. Hiçbir ülkenin tabiyetinde değil. O duruma düşeriz ya. Evet. Şimdi reklamlardan sonra cevaplandırmanız dileğiyle şunu soracağım ben. Çözüm sürecinde Kontibi'nin kahvesi bereketli. İçiyorum içiyorum bitmiyor. Bitmiyor. Bitmez. Bitmez. Bereketi var. Allah'a şükürler olsun. Şimdi çözüm sürecine farklı kesimlerden itirazlar geliyor. Evet. İşte bunların bir bölümünün çok iyi biliyoruz ki AK Parti iktidardan gitsin de hani bir yanlış yapmışsa ya da işte yaptığı doğruları da yanlış göstererek AK Parti gitsin, şu Tayyip Erdoğan'dan bir kurtulalım, eski düzen devam etsin, hani 28 Şubat düzeni devam etsin, yine hortumlayalım anlayışıyla tabii canım. Yapılanları var. En son işte bu Bağızçıların saldırıları da buralarda kullanılmak istendi.
Bazı kafası da var. Hani rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türkiye Suriyeleşmeyecektir. Türkiye'de bazı rejimin uzantıları da var. Yani ne çok... yazık ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde böyle bir mezhep ayrımcılığı var 28 Şubat'ta. Evet, orada biz ayrım yapmıyoruz ama orada çok açık bir şekilde ortaya çıktı ve tasfiye edilenlerden bir bölümü de o mezhepçi bölünmeye sürüklemek istedi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. Tabii. Şükürler olsun bu etki şimdi azaldı. Dolayısıyla şimdi çözüm sürecini eleştirenler içerisinde ya da kısmen karşı çıkanlar içerisinde sizin gibi Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven insanlar var. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a çok da kötü niyetliler de var. Çok kötü niyetliler de var. Yani bizzat bölünmesini istiyor. Adam bir yandan... Mesela Sayın Bahçeli'nin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği laflar laf mıdır Allah aşkına? Onlar, yani? Onlar bir tarafta Doğu Perinçek takımı bakıyorsunuz işte o oralarda gül veriyor Abdullah Öcalan'a. Şimdi çıkmış böyle oluyor. Dolayısıyla bu ayrımın iyi bir şekilde yapılması lazım. Tabii. Sizin çözüm sürecine eleştirileriniz Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven, bu hükümetin başarılı olmasını isteyen yani. ve aslında çözüme de ulaşmayı isteyen ve Sayın Erdoğan'ın darbecilere karşı verdiği mücadeleyi de takdirle sonuna kadar izleyen, sonuna kadar destekleyen bir abimiz Sayın Hasan Celal Güzel. Şimdi çözüm sürecine naçizane Serdar Arseven büyük ölçüde destek veriyorum. Yani bu destek de aslında böyle çok elle tutulur somut şeylerden dolayı değil. Hani bugüne kadar uygulanan yöntemlerin terörle mücadele sorununda başarıyı getirmediğini gördük. Dedi ki ya hani şeyde MHP'nin bir sloganı vardı. Ya sev ya terk et. Evet. Şeyi. İşte terk ediyor adamlar gitsin. Yani sevmiyorlar. Gitsinler falan gibi. Gayet sloganik bakıyoruz aslında. Şimdi siz sloganik bakmıyorsunuz. Siz olayın derinlemesine analizini yapabilecek durumdasınız. Biz de sizin ışığınızdan faydalanacağız inşallah. Şimdi Sayın Erdoğan'ı çok seven, bu hükümetin başarılı olmasını canı gönülden isteyen abimiz olarak çözüm süreciyle ilgili kafanızda bir takım istifamlar var ve bunu dile getiriyorsunuz. Tamam. Neler? Ve... Şimdi bir defa evvela çok uzatmadan şöyle başlayayım. Ben 30 sene müddette devletin güvenlik koordinasyonunda bulundum. Evet. En üstte. Evet. Hem Demirel zamanında hem bilhassa Özal zamanında. Evet. Ve ikisi de pek ilgilenmedikleri için kuvvetlerle, milli istihbaratla, emniyet istihbaratıyla ilgilendim. Yani bu derin devlet diye bilinen yapıyı çok benden iyi kimse bilemez. Meşgul oldum. Mümkün olduğu kadar demokratikleştirme konusunda da elimden geleni yaptım. Ve biliyorsunuz Ergenekon'a karşı en fazla sert mücadele eden de ben oldum. Evet. Demokratlığımdan hiçbir şekilde vazgeçmem. Ulusalcılara karşıyım. Çünkü ulusalcılar milliyetçi diye tercüme edilemez. Tepeden inmiş. Ulusalcı oluyorsun. Tamam. Evet. O zaman ulusalcı oluyorsun. Evet. En kısa tanıma. Milliyetçiliğin içinden, milliyetin içinden maneviyatı aldığın zaman ulusalcı oluyorsun. Bizim anladığımız manada milliyetçilik vatanseverliktir. Evet. Bu da herkesin tabii görevi, düşüncesidir. Hangi görüşte olursa olsun, hangi partide olursa olsun. Şimdi burada 30 senedir bu terör mücadelesinde yapılan taktik ve stratejik hataları hem yazılı hem sözlü her zeminde, devletin en gizli zeminleri dahil, en açıkları dahil, politikacı olarak da vardım çünkü, söyledim. Ve maalesef ne Türk Silahlı Kuvvetleri ne diğer güvenlik güçleri buna çok fazla itibar etmedi. Bürokratik davrandılar. Evet. Ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlet bir çetenin karşısında zaafa düştü. Evet. Öyle günler geldi ki. Zaafa şimdi düştü. Bakın kimsenin bilmediği bir şey var. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan terör konusunda son 30 senenin en iyi mücadelesini vermiş ve güvenlik mücadelesinde en güzel neticeyi almıştır. Bunu bilmiyor kimse ve Sayın Başbakan da çok açıklamıyor. Hı. Çünkü bizim kardeşlerimiz olan bir kesim, bizi destekleyen, bizim de sevdiğimiz bir kesim bundan üzülecek diye çekiniyor. Ama ben size şimdi söyleyeyim.
Recep Tayyip Erdoğan'ın son bir yıllık döneminde, bu süreç başlamadan evvel, PKK örgütünün %92'si etkisiz hale getirildi. Evet. 4000'den fazla militan etkisiz hale getirildi. Militan sayısı sadece Türkiye'de değil, hem Türkiye'de, hem Irak'ta, hem dünyada 900 binin altına düşürüldü. Bunu kimse bilmiyor. Dağa çıkışlar azaldı. Dağa çıkışlara tamamen mani olundu. Bunu kimse bilmiyor. Ve bunun neticesindedir ki PKK tesis çevrimlerini şöyle veriyordu. Hı. Bizim güvenlik istihbarat kuruluşlarımız eline geçiyor. Biz mahvolduk, dağılıyoruz. Hı. Hele en son Şemdinli hadisesi onların bir son intihar dalışlarıydı ve perişan oldular, biliyorsunuz orada. Selef oldular. Ben tabii ölen hiç kimseden memnun olmam. Onu kastetmiyorum. Ama eğer vatanınıza saldırıyorlarsa, Mehmetçiklerinizi, polislerinizi, halkınızı öldürüyorlarsa, bunu en adi alçakça yapıyorlarsa, elbette ona karşı devletinizi, milletinizi, vatanınızı... Devlet başka nasıl koruyacak? Adam bombayla geliyor. Başka bir şey değil. Yani gül mü vereceksin bu durumda adam? Bunun barıştan filan ne ilgisi var? Hiç utanmadan da barış, demokrasiden filan bahsediyorlar. Şimdi zeytinyağı gibi su yüzüne çıkmışlar. Barıştan yana mısın, yana değil misin? Şimdi Hasan ya abi, kardeşim, çok güzel bir noktaya geldiniz. Şimdi orayı lütfen dağıtmayalım. Yani terörle mücadelede çok başarılı, çok ve başarılıydı. PKK'nın köşeye sıkıştırıldığı bir noktaydı. Ve PKK'nın bütün şeyleri, sessizden imdat çağrıları geliyordu. Evet, imdat. Evet. Yani biz çözülüyoruz, bitiyoruz. Bitiyoruz. Ben kaç defa yazdım Sayın Başbakan'a ve ilgilerini arz ettim. İki ay daha devam edin, kendiliğinden bu iş bitiyor diye. Etmediler. Birinci hata bu. Sabırsız davrandılar. Peki onlar benim gördüğümü göremiyorlar mıydı? Elbette benden çok vakıflar devlete. İstihbarat akıyor. Sayın Başbakan son derece zeki, bir cesur bir insan. Korkak da değil. Niye böyle yaptı? Şundan böyle yaptı. Anladığı bu. Biz bunları tamamen ezersek, bir tarafın zaferi olur, öbür taraf ezilmiş olur. Komplekse girerler. Zaten bazı kompleksler var. Onun için biz bir kesimi kendimizden ayırmış oluruz. Onlarla da barışalım, beraber olalım istedi. Aslında %9 kaç defa inceledim, teyit ettim. 9 Kürt var Türkiye'de. %9. Nüfusun %9'u. Yani anası babası da Kürt olan kişi. Yani 7,5-8 milyona tekabül ediyor. Bu açık artırmaya bindi şimdi. Herkes arttırıyor. Arttırınca sanki ona göre bir şeyler alınacak hak gibi. Hak falan. Falan. Şimdi bunları tatmin etmek istedi Sayın Başbakan. Ve doğru bir politika. Bir bu. Yahu dedi, bu kadar etkisiz hale getirdim. Gerisinin hepsini de ezmeye lüzum yok. Şöyle diyebilir miyiz? Köşeye sıkışmış kedi son bir tırmalama yapmasın diye. O da var, o da var. Bir tırmalama hani yapmak da istemedi. Sordan... Bir an evvel kandırsın da istedi. Ama Sayın Başbakan şimdi bir, bence iki ay beklemeliydi. Birinci hata budur. Erken girmiştir. İkinci hata, Sayın Başbakan bir tarafın gururunu filan düşünürken o taraf bunu istismar etti. Biz kazandık falan diye ortada gezdiler. Çünkü koskoca devlet karşısında. Ne oldu? %91'in gururu kırıldı. Yani bir taraf memnun ederken öbür tarafın gururu kırıldı. Hem politik olarak yanlış, hem de Türk-Kürt kardeşliği bakımından da problem. Şimdi kızmaya başladı öbür taraf. Zaten bu konuda esas fonksiyonu senelerdir böyle olan MHP de bunu kışkırttı. Ne yazık ki CHP daha da fazla kışkırttı. Yani muhalefet bundan faydalandı. Sayın Başbakan elini taşın altına koydu ama başka hiç kimse koymadı. Sayın Başbakan'a bu fedakarlık kaldı. Diğer bir konu. Şimdi biz bu müzakere nasıl olsa olacak biliyorduk. Baştan beri yazdık, çizdik. İrada'da, ETA'da, dünyada nerede terör varsa bir defa silah bırakmadan masaya oturulmaz. O yapılmıştır. Bu yanlıştır. İkincisi, halktan oturursunuz. Şimdi silah bırakmadan değil. Masaya oturmak. Şimdi terör örgüt, terörist başı orada, devlet zaten öteden beri bir takım
görüşmeler yapıyordu. Yani 28 Şubat sürecinde de yapılıyordu. Yapılır, Çevik bir de görüşmüş. Bilmem nerede görüşmüş. Tabii. Yani MIT'in görüşmelerinde bir sıkıntı var mı? Gidip hükümetten bir genel başkan yardımcısı falan görüşmüyor. İki savaş halinde ülkede bile evet. bazı temasları yapan devlet görevlileri olur. Bu devletin neyinedir? Tamam, buradaki sıkıntı ne o zaman? MIT'in, hani sizin itiraz ettiğiniz. O sıkıntı değil. Ama siz şimdi kalkıp da Abdullah Öcalan'ı muhatap kabul ederseniz yeni bir Mandela ortaya çıkarsınız. Nitekim ne oldu? Dünyada en etkili 100 kişi arasına girdi. Nasıl girdi? Biz soktuk Öcalan'ı. Elikanlı katil aslında. Ayrıca ne oldu? Mandela havalarına girdi. Halbuki PKK'nın üzerinde tesiri o kadar fazla kalmamıştı. Peki ne yapılmalıydı? Kürt kardeşlerimizle masaya oturulmalıydı. Sizin derdiniz ne, istediğiniz ne diye onlardan sorulmalıydı. Bir sürü sivil toplum kuruluşu var. PKK ile görüşülmemesi lazımdı. Buna cevap olarak diyorlar ki bazı arkadaşlar, canım silah elinde o. Halkla ne diye görüşelim? O zaman herkes şöyle düşünür. Demek ki silah eline alan gücüyle bir neticeye varmak istiyor. Peki şöyle bir şey yok mu? O sivil toplum örgütü dediğiniz, vatandaş dediğiniz, sokaktaki Kürt vatandaşı falan silah tehdidi altında olduğu için örgütü de göz önünde bulunur baktı. Adam diyor ki beni diyor evimden alır gece. Anladım da bak ben yani size korku varken. Ben size tam rakamı biliyordum, söylemedim artık devlet sırrı falandır diye bir takım insanları üzmeyelim diye tam rakamı biliyorum. Yok olmak üzereydiler. 900'ün altı derken çok altı. Şimdi eğer 2-3 ay daha gitselerdi zaten bu tehdit güçleri falan kalmıyordu. Tamamen ortadan evet. kalkacaklardı. Bunun yapmadık biz. Bunun üzerine gitmedik. Fırsat kaçırdık. Ben bu sonra bir taraf haline getirmek meselesi var. Bu çok önemlidir. Hala yapılmadı. Sayın Başbakan dikkati sayesinde Cenevre Sözleşmesi vardır. Çok ünlü bir sözleşmedir. Milletler arası hukuku tespit eder. Onun 49. maddesinde taraflar der. Şimdi bakınız, ben bu barış lafına itiraz ediyorum. Niye? Barış'ı sevmediğim için. Hayır. Çünkü taraf yapıyorsunuz. Barış, evet taraf yapıyorsunuz. Barış ancak egemen, milli egemenliği olan bağımsız iki devlet arasında söz konusudur. Barış da öyledir, savaş da öyledir, rehine alıp verme de öyledir. Şimdi bunların yanında, bizim Sayın Başbakan'ın yanında olanın filan olmuşsa, dünyanın en pahalı avukatları var. Hepsini maaşla besliyorlar, onlar bunlara akıl veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı kalktı, son derece iyi niyetli, İskandinav seyahatinde karşı taraf tabirini kullandı. Çok büyük bir pottur bu. Halbuki kendisi bizzat bana bu işin uluslararası platforma gitmesinden endişe ediyorum demiştir. Ya. Dolayısıyla buna şuna dikkat etmek lazımdır. Bereket ettiler. Meclisten kanun çıkarırsanız onları taraf kabul edersiniz. Peki bunlar nedir? Bunlar bir eli kanunlu işgiyar çetesi ve mafya örgütüdür. Önemsiz midir? Önemlidir. 20 milyar dolara adamlar sahip. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bunların aleyhinde, sonradan aleyhine geçmesinin esas sebebi nedir biliyor musunuz? Çünkü PKK, mafya örgütü ve terör örgütü dünyadaki uyuşturucu maddeler kaçakçılığı, başta tabii morfin ve şey olmak üzere, eroin olmak üzere eline geçirmiştir. Ondan gelir getirmektedir. Dolayısıyla bu adamların dağdan inmesi o kadar da kolay değildir, silah bırakması. O yüzden dikkat etmek lazım. Yani ortada büyük bir rant var. Rant var. Aslında PKK'yı da aşan. Tabii. Sadece PKK paylaşmıyor şimdi, bunu. O zaman birilerine bu, veriyor. Ben bunu için inşallah tekrar silah milah dökülmeden, hep söyledikleri gibi anaların gözyaşı atmadan, insanların kanı dökülmeden halledilmesini istiyorum. Ve bütün duamla bu barış süreci denilen, yani o lafı da söylemek hoşuma gitmiyor, görüşme sürecinin neticeye bağlanmasını arzu ediyorum. Bu Sayın Başbakan'ın itibarını arttırır, hepimizi de rahatlatır. Ancak bazı yanlışlıklara ve problemlere dikkat çekmek istiyorum. Bir, bunlar kolay kolay silahı bırakıp dağdan inmez. Dikkatli olmak lazım.
gevşememek lazım. İkiye bunlara verilecek taviz... Bir dakika, gevşememek lazım. Taviz, evet. O ikinciyi unutmayın lütfen. Sayın Genelkurmay Başkanı oraları dolaştı, evet. Son zamanlarda. Ve Genelkurmay'dan bana intikal eden bilgi, hani bu balyocular, ergenekoncular falan epeyce tasfiye oldu ya, şimdi daha hükümetle entegre, daha güvenlik birimleri, evet. Diğer güvenlik birimleri entegre ve daha operasyonel, orada daha güçlü bir yapı var. Yani bir yandan bu, tabii. Bu uyumak gibi bir şey yok aslında, değil mi? Bir senedir böyle. Ama o timler şimdilik pasif halde. Hı. Tim halinde aktif çalışma yaptılar. Şimdi bak, az olduğu için size tekniğini uzun uzun anlatmayayım. Çok doğrudur. Eskiden yerlerinde oturup bekliyorlardı jandarmalar. Ve gecelerde kendileri koruyorlardı. Gündüzleri dışarı çıkabiliyorlardı. Hani şöyle de anlaşılmasın diye. İşte hani bir süreç yürütülüyor falan, öbür tarafta da Genelkurmay uyuyor falan değil. Uyumuyor. Tabii uyumuyor. Canavar gibi onlar böyle. Uyumuyor ama şu anda o mücadele timleri mücadelelerini sürdürmüyorlar. Ya ne yaptılar? Dağıldılar mı? Hayır, dağılmadılar. Bekliyorlar. Peki. Bir aksilik karşısında. Herkes aklını başına toplasın. Bu önemlidir, beklemesi. Yani ben, PKK fazla şımarırsa buradan dolayı tepelerine inecek bir yumruk var yine. Gayet tabii var canım, koskoca devlet. Benim söylediğim şu. Barış, savaş lafları yanlıştır. Evet. Ne diyeceksiniz? Çatışma bitmelidir. Tamam, anaların gözyaşı dinmeli, şeyler dinmelidir, akan kanlar dinmelidir. Elbette varım. Bunun var olmamak için zaten insanlık dışı olmak lazım. Ama Türkiye'de kan aksın diyen bir siyasi damar da var, değil mi? Şimdi, kan aksın, başka türlü çaresi yok adamın. Başka ekonomiyi yönetemez. Onlar, eğer Türkiye'nin vereceği çok büyük tavizler varsa... O kan akması ondan iyidir diyorlar. Şimdi bakınız, burada ben hiç böyle bir şey de söylemiyorum. Bana da ait değil bu laf. Yalnız şunu söyleyeyim. Bakınız, bizim veremeyeceğimiz bazı tavizler var. Bir defa silahlı adamla müzakere ederek siz silahların gölgesinde anayasa yapma durumuna düşüyorsunuz. Bu yanlış. Böyle bir şey olmaz. Egemen bir devlet böyle yapmaz. Onun için verilecek taviz, bunlar olsa da olmasa da her türlü sosyal, kültürel, ekonomik hak verilmelidir. Elbette zaten mevcut anayasada da eşitlik var. Verilmeyecek taviz nedir? Sizin kırmızı çizgiler nelerdir? Kırmızı çizgiler, benim değil sadece. Yani bizim. Altına imza atıyorum. Türk ve Türk milleti aidiyeti çıkarılmamalıdır. Bir. Bu Türkiye'li, mülkeli gibi saçma laflar olmaz. Bu 1000 senedir devlet kuruyoruz biz burada. Nüfusun %90'ı Kürt bile olsa bu öyledir. İki, özerk bölge hiçbir şekilde mümkün değildir. Evet. Özerk bölgeyi verirseniz parçalanmanız mukadderdir. Üç, şu anda zaten Sayın Başbakan da şu anda söz konusu değil dedi. Federatif sistem de mümkün değildir. Başkanlık sistemine geçebilirsiniz ama federasyon uygulayamazsınız. Benim söylediğim bu kadar. Bir de ben ana dilde eğitimin Kürt kardeşlerimize haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortada eğitim verebilecek, geliştirilmiş bir eğitim dili yok. Zaten birbirinden farklı 6 tane lehçe var. Evet. Kimi bulup kim vereceksiniz? Kim mezun ettiniz? Nasıl iş bulacaksınız? Problemlerimiz var. Yoksa eğitime falan karşı değiliz. Şunu da söyleyelim. 72 milletten meydana gelen 40 Kemal Boğaç'a benzeyen Amerika Birleşik Devletleri bir federasyondur. Eyalet sistemi vardır ve çok çeşitli etnik gruplardan meydana geliyor. 40 milyon İspanyol, Latin yaşıyor. Bu Spanik diyorlar biliyorsunuz onlara. Bunların İspanyolca mücadelesi vardır. Ana dilleri İspanyolcadır. 20 senedir İspanyolcayı ana dil yapmak istiyorlar. Amerika kabul etmiyor. Devlet bölünür diye. Bunu da söyleyeyim. Evet. Bu. Ama ayrıca biz diyelim ki biz devletimiz kolay kolay böldürmeyiz. Buradan ana dilde eğitim yapalım. Hangi ana dilde kardeşim? Evet. Hangi ana dilde? Hangi lehçede? Hangi lehçede? Hangi lehçede? Şimdi adam Soranice konuşuyor Kuzey Irak'ta. Sen Kırmonçe olarak gittin mi karşıya? Nasıl konuşuyorsun biliyor musun? Ya Türkçe konuşuyorsun anlaşmak için, ya tercüman aracılığıyla konuşuyorsun. Ayrıca ben inceledim.
Orada da ana dil Kürtçe olarak eğitim güya yapılıyor. Halbuki bazı dersler Kürtçe, biz de zaten Kürtçeyi öğretmeklerini istiyoruz. Ben herkesin öğrenmesini tavsiye ediyorum. Çok kolay bir dildir. Ben biliyorum. Dolaşa dolaşa. Hem de lehçeleriyle. Bazen aralarında tercümanlık yaptığım bile oluyor. Ondan sonra soran iyice yapmıyorlar eğitimi. Birkaç dil dışında Arapça yapıyorlar. Arapça. İngilizce yapıyorlar. Daha evvel Türkçe yapıyorlardı. Ama şimdi ayrı millet, ayrı devlet havasına girdikleri için böyle yapıyorlar. Şimdi sen hangisine? Zazaca. Zazaca ayrı bir millettir ve etnik gruptur. Ayrı bir dili vardır. Bambaşka değişiktir. Öteki diller, Kürtçe lehçeleri, Farsçadan bozma lehçelerdir. İşlerinde Rus Kürdolog Minoski'nin tespit ettiğine göre kelimelerin yarısı Türkçedir. Geri kalanın %30'u yani Farsçadır, %20'si Arapçadır. Yani bu bir eklektik dildir. Kimsenin diline kötü bakmayız. Buyurun öğrenelim, buyurun öğretelim. Ama işte seçmeli ders olarak almak isteyen çıkmadı. Çıkmadı. Herkes çünkü kazanacağı paraya falan bakıyor. Ana dil meselesini bunlar ırkçılık dolayısıyla dayatıyorlar. Ama ben de derim ki geliştirmek şartıyla ileride o da olsun. Ona da karşı değilim. O zaman iki şeyim var benim. Bir, Türk Milleti Anayasası olacak. Üst kimlik olarak. Ve benim tarifimde şunu teklif ettim, belki okumuşsunuzdur genel ilkelerde. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında vatandaş olarak bulunan hangi ırk, din, dil, mezhepten adam varsa Türk milletini meydana getirir. Yani dikkat edin, etnik grubu hiç yok. Osmanlı lafı gibi aynı. Ben Türkiye'li diyelim. Olmaz. Batı dillerini bilirsiniz. Hangi dilde bilmem nereli var? İngiltereli, Fransalılı, İtalyalılı diye bir şey var mı? Eğer bir milletin sonunda meri malı gibi şeyler gelirse, Profesör İbrahim Ortaylı'nın dediği gibi, o ancak kabile milletidir. Amerikalı var diyorlar. Amerikalı coğrafya adıdır. Amerikan. Adam ben Amerikanım diyor. Amerikan. Kardeşim sana da Türk diyor. Biz kalkıp... Sen diyoruz. Nesin şimdi yurt dışında? Evet. Şimdi Fenerbahçe. Şimdi, Avrupa'da maç yapıyor. Şimdi ne takımı diyeceksin buna? Ne takım diye? Türkiye'de bir takım. Bir takım kazalar oluyor dışarıda. Vefatlar oluyor. Nasıl bildiriliyor biliyor musunuz o felaketlerdeki? İçlerinde 8 tane de Türk vardı. Sen ne biliyorsun Türk olduğunu? Evet. Ya Boşnak orijinliyse, ya Kürtse, değil mi efendim, evet. Neldas'sa. Yani bu siyasi bir kavramdır. Bunu anlatamadık kimseye. Bu sosyal bir kimlik değildir. Sosyal kimliğin gene Kürt olsun. Hani Diyarbakır Spor, yerim var. Diyarbakır Spor Avrupa'da işte hani evet. Oynasa falan. Diyarbakır Spor'a ne takımı evet. diyecek yani. Türkiye'den Kürt takımı geldi diyecek. Kürt. Böyle saçma şey olur Kürt mu? Takımı. Kürt benim, ben de Kürt'üm zaten. Yani dolayısıyla karşılıklı... oturmuş şeyleri zorlamamak lazım. Hani tabii diyorum ki ben Osmanlı alfabesinden bana göre Latin alfabesine geçmek hataydı. Çok büyük hataydı. Latin alfabesinden şimdi de birisi Osmanlı alfabesine geçelim derse o da hata. O da hata. Ya da Runik alfabesine. Evet. Türk alfabesi. Olmaz. Yani siz oturmuş bir şeyler. Artık biliyor musunuz? O güya kalktık adına yazı devrimi falan dedik. Bir anda Türkiye'de okuma yazma oranı %70'lerdeyken sıfıra indi. Bir anda milyonlarca el yazması kitap. Tarihim. Şimdi bu da Türkiye attığınız zaman bitti. Programımız bitiyor efendim. Türkiye attığınız zaman aynı sıfıra şey. İndireceksin. Sıfıra indireceksin. Yani nesin? İşte Türkiye'liyim, bilmem neyim, Kürdüm, öbürü çıkacak. İşte Arabım, öbürü çıkacak. Çerkesim, öbürü tabii, çıkacak, bilmem neyim falan. Şimdi onlar çıkmıyor. Bir de onlar çıkarsa haydi ona göre mi yapacağız yani? Baskın Orhan var, bir profesör. Arkadaşım benimle. Severiz birbirimizi ama kafayı bu millet vatan içine takmış, Türkiye'nin diye tutturuyor. Geçen gün akil adamlardan orada
Hepsi de kötü de demiyor mahkeme adamları. Onu söyleyeyim. Evet. İçlerinde PKK desteksiz çok ama çok kardeşimiz de var. Şimdi Hasan Karakaya var, Abdurrahman Dilipak var. Tabii bunlar yani böyle adamlar da var. Hepsi ama var. Şimdi kalkmış diyor ki bir yerde dövmeye kalkmış millette. Türkiye'yi 29 ayrı devlete ayırmak lazım diyor adam. Ben de dedim ki bu adam böyledir. Türk, millet, vatan lafı duyunca kırmızı görmüş boğaya döner. Çünkü milliyetçilik konusunda doktora evet. yapmış. O da bana cevap veriyor radikalden. Bu Hasan Celal Güzel 18 yaşında mülkiye geldiğinde de milliyetçi muhafazakardı. Şimdi 68 yaşına geldi gene aynı milliyetçi muhafazakar. Onun için bunu değiştirmek mümkün değil. Tanrı'nın baştan yaratması gerekir diyor. Yani Tanrı lafı da ayrı laf. Efendime söyleyeyim. Ben de iftihar ediyorum. Vatanseverliğimle de Müslümanlığımla da iftihar ediyorum. Ben Allah'ımı biliyorum elhamdülillah. Kitabımı biliyorum. Peygamberimi biliyorum. Ve onları çok seviyorum. Ama bir sürü günahım vardır. O ayrı mesele. Bir de şeye baskın orana şunu hatırlatarak müsaadenizle bitireceğim. Kenan Evren de bir röportajında Türkiye'nin eyaletlere ayrılmasını 8 eyalet ayrılmasını teklif etmişti. Sayın Baskın Orhan da Sayın Kenan Evren aynı görüşü savundu. Kanun tasarısı hazırladı evet. ve ömür vefa etmedi iktidarı. Gelir gelmez benim ve Turgut Bey'in ilk işimiz onu ortadan kaldırmaktı. Evet yani federasyoncudur Kenan Evren beyefendi de. Kenan Evren neci olduğunu, ne alt karşısını bilen mi diyor? Yani zavallı bir adamcağız işte. Ama o zavallı of. Adam bu bizim milletimize inim inim inletti milletimizi. Bir de çevik bir şey demiş biliyorsunuz. Ne yaptımsa rahmetli Erbakan'ın emriyle yaptım. Yani o dönemki hükümetin. Benim bir kusurum Allah yok Allah. Demiş. İşte, Allah Allah. Yani bir insana bu kadar iftira atıyor. Evet. Rahmetli Erbakan neler çekti bunların elinden ya? Evet. Çok da başarılı gidiyordu ama ben bir laf söylerdim onun için o zaman. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı olarak. Şeytan kovalamaktan abdest almaya vakit bulamadılar bunlar derdim. Yani tam olarak Erbakan'ın dememiş de o zamanki sivil iradenin biz emrinden hiç çıkmadık demiş. Yani bu da seyircilerimizin takdirinde çevik biri öyle oluyor. Bir de namaza başlamış şeyde. Cezaevinde. Ha, o başka bir şey. Allah Allah kendi arasında. O da iyi. İnşallah şey olacak. Hidayete erer. Yani hani rahmetli Erbakan Hoca bir gün herkes milli görüş olacak demişti. Bakarsınız Sayın Çevik biri de milli görüşte siyaset yaparken görürüz çıkarsa. Sayın Hasan Celal Güzel Hasan abi çok kahvenin teşekkür ediyorum. Kahvenin tadına dayamadım. Vallahi bana kalsa 10 saat daha konuşurum. Evet. Serdar'cığım. İnşallah bizim sana biz de Kon TV'ye hani şaftımız mı kaydı ne oldu sizi de çok ihmal ettik son zamanlarda ondan dolayı bütün seyircilerimizin önünde özür diliyoruz. Aman estağfurullah evet. Rica ederim. Yok hayır estağfurullah. Yani değerler varken ben, kıymeti bilinmeli. Hala gazetecilik konusunda sizde staj yapıyoruz. Estağfurullah. Hala öyle. Ve şunu da bir kere daha söyleyeyim. Kon TV gibi Kanal 7'nin o zamanki hali gibi. Şimdi fena değil ya. Ve bilhassa Akit Gazetesi gibi organlar olmasaydı ben 28 Şubat'ta o mücadeleyi veremezdim. Hep çünkü birlikte. Ben koşturuyordum ediyordum. Basın toplantısı yapıyordum. Hiç kimse yayınlamıyordu. Evet. Ya bizde siz olmasaydınız karşılıklı onlar olmasaydı. Biz de adam arıyorduk. Bir rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Bir işte zat haliniz. Birkaç tane arkadaş. Yani gerisi şimdi Yiğit'in harman olduğu dönem. O zaman Yiğit'in az bulunduğu dönemde. Yiğit'in az bulunduğu dönemdeki abimiz bugün de abimiz size çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Geldiğiniz için. Efendim bir fincan kahveye bu hafta bir fincan kahveyi bitiriyoruz. Sayın Hasan Celal Güzel'di konuğumuz. Benim için çok özel bir konu. Kendisine bir daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Haftaya görüşmek üzere efendim.